Merhabalar, YKS 2023 tayfa orta öğretim başarı puanı nasıl hesaplanıyor, sıralamalara ve puanlara etkisi ne şekilde olmuş son 4 yılın sıralamaları ve sınav puanlarına bakarak bunu değerlendirmesini yapacağız kısa bir şekilde. Diploma puanı diyelim ki 65, 65'ten 100'e kadar beşer beşer artırarak gittim sevgili arkadaşlar ve net olarak da her dersten yarısı kadar net yazdım. 40 matematik, t 20 doğru işte 10'da. 5 doğru gibi bu şekilde netlere sahip. 2022'de 65 diploma olan bir aday e, sayısal da yerleştirme puanı olarak bakın hamda 155 binken 177 bine attı. 22 bin kişi geriye attı. 22 bin daha kötü sıralaması oldu. Bunu 95 puana geldiğimizde ne oldu bakın 148 bine geriledi. 155 binden 148 bine yani 7 bin kişi öne çekti seni. 100 olduğunda 143 bine çekti. Ne oldu? 12 bin kişi daha iyi duruma geldi. Diploma notu 100 olan kişinin sayısı aldı. Ee, yine eşit ağırlık olarak bakalım. Sözel olarak bakalım. Mesela sözel e, eşit ağırlıkta 119 bin sıralamaya sahip aday ham puanda yerleştirme puanında ne oldu? 154 bine gitti. E, yani 35 bin Bakın 35 bin kişi geri attı. Niye? Diploma notu düşük olduğu için. 70 olsaydı 146 bin olacaktı. 75 olsaydı 138 bin olacaktı. 80 olsaydı 130 bin. 85 olsaydı 122 bin. 90 olsaydı 115 bin, 95 olsaydı 108 bin ve 100 olduğunda da 101 bin. Bu sefer de 18 bin kişi öne getirmiş oldu seni. İşte görüyorsunuz bu tabloları ben e, özgürce rehberlik Instagram'da da paylaşacağım. Oradan detaylı inceleyebilirsiniz. Ya da şöyle yavaş yavaş geçeyim. Ekran görüntüsü alıp e, sizler de diploma puanınıza göre son 4 yılın hangi sıralamalarını, sıralamalar üzerindeki etkisini daha doğrusu Görebilmek için sevgili arkadaşlar faydalı bir çalışma. E, dediğim gibi netleri yarı yarıya girdim. Her dersin e, soru sayısının yarısı kadar net girdim. Ona göre sıralama farklılıkları ortaya çıkıyor. E, puan 3 puan atıyor. E, bakın 70'te ham puan ve yerleştirme puanı e, 60 iken 360 iken 75 olduğunda 363 <laughs> oldu. Yani 5 puan. E, Diploma arasında 5 puanlık bir artış Burada 3 puana tekabül ediyor. Ona göre hesaplamalarınızı yaparsınız. 0.6 ile çarpıyorsunuz. Diploma notunuzu mesela 80 ise 0.6 ile çarp. Ne yapar? 48. 100 ise 60 geliyor zaten. En fazla 60 geliyor. En az da 30 geliyor. Hesaplamayı buna göre yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum.